Kayseri'nin altyapısını hiç iyi bulmuyorum şu anda. Öncelikle altyapımız var ama eksik. Sular gölleniyor, arabalar insanların üstüne fışkırtıyor. Şu deliklerden suların fışkırdığını görürdünüz. Kayseri'de etkili olan yağış hayatları olumsuz etkiledi. Yollar su altında kalırken dükkanlar ise su bastı. Bakalım Kayseri halkı altyapı hakkında neler düşünüyor? Ya Kayseri'mizin altyapısı bence kötü. Niye kötü? Çünkü en basiti dün ben Kapalı Çarşı'da kuru yemişiyle uğraşıyorum. İsmim Metin. Yani dün biz burada gıda işi satıyoruz, kuru yemiş satıyoruz. İnan akşam eve gidene kadar yani ürünlerimiz telef olacak korkusuyla durduk. Yani şimdi bizim üzerimizde plastik aksam var. Bu plastik aksam belki 20 yıllık. Akıyor artık yani damlıyor. Yağmur yağdığı zaman bir yönden seviniyor, bir yönden üzülüyor. Bir yönden sevinmemizin sebebi rahmet yağıyor. Yani bugün cuma namazlarında dua ettik biz yağmur yağsın diye. Yani gene yağsın. Allah'ın rahmetini istemiyor değiliz ama Kapalı Çarşı olarak mağdur durumdayız. Üstümüz akıyor. Yani eve giderken bile ben şöyle yarım metre suyun içinden geçtim. Ya altyapımız bozuk. Vallahi dün yağan yağmurdan sonra zaten her şey ortaya çıktı. Çok net bir şekilde sağlıklı olmadığını görüyoruz. Yani ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu dün yağan yağmurda zaten net bir şekilde belli ettik. Peki sizler dün hiçbir sıkıntı yaşadınız mı? Tabii aracımla giderken zorlandık. Yolda kalan araçların kaldığını da gördük. Ben kalmasam da kalan vatandaşlarımız oldu elbette. Hiç iyi bulmuyorum. Nedeni belli. Bir yağmurda sel. Balık tut. Diyeceklerim bu kadar. Hangi bölgede oturuyorsunuz? Kayseri'nin her bölgesindeyim. Her bölge bu şekilde diyorsunuz. Evet, her bölge bu şekilde. Ama elit yerler hariç. Bunu özellikle söylüyorum. Peki nasıl düzeltilir sizce bunlar? Artık büyüklerimizin yapacağı bir şey. Bu bizi aşar. Vallahi dün gelseydiniz şu deliklerden suların fışkırdığını görürdünüz. Sanki bir fıskiye vardı da sular altından fışkırıyor gibi. Artı onunla beraber böcekler de çıkıyor ister istemez. Ve bize belediye bunu bir ay önce temizledim dedi. Şuraları beton döktü temizledim diye. Şuralardan yine sular fışkırıyordu. Orayı kapattı. Oradan da su fışkırdı. Orada hiçbir delik yok ama döktüğü betonlardan hep sular fışkırdı. Dün burası tam şu seviyeye kadar su doluydu. Ve esnaf temizlemek zorundaydı. Çıkan sular kokuluydu. Çok kötü kokuyordu, lağım kokusu gibi. Ve deterjanladık, şey yaptık, sabah gittik. Bugün ne olacak bilmiyorum. Yani şu anda yağmur yağmaya başladı. Her yağmurun, şiddetli yağmurun yağmasında biz bu taşkınları yaşıyoruz. Kayseri'nin altyapısını hiç iyi bulmuyorum şu anda. Çünkü bazı yerleri iyi olabilir ama eski mahalleler, eski yani bu şehir merkezinin altyapısı çok kötü yani. Ne söyleyebilirim ki? Bunu neden kötü sizce? Vallahi ne bakım yapılmadığından yani. Her sene dükkanı yaptırıyorum. Her sene de değil ya. 3 ayda yağmur her yağdığında dükkan berbat oluyor. Zaten dükkan sahibi de kira ödediğimiz için ister otur ister oturma diyor yani. Yaptır otur diyor. Bir hem kira mı ödeyelim şu pandemi dolayısıyla hem iş bir de bu rezillikler çıkıyor yani. Öncelikle altyapımız var ama eksik. Şimdi öncelikle yağmurdan korkmamak lazım. Tedbirsiz olmaktan korkmak lazım. Yağmur yağacak, kar yağacak. Buna felaket demek haksızlık olur. O Allah'ın bir rahmeti. Tedbirini alırsak hiçbir şey olmayacağını da emin olabiliriz. Ama dün buraya çarşımız çok berbattı. Belki görmüşsünüzdür. Şelale gibi sular aktı. Buralar doldu. Allah'tan şu kaldırımın hafif bir yüksekliği var da dükkanımız, bazı arkadaşlarımızın dükkanın dekorasyonları bozuldu. Oralara sular tahriş etti. Ha bunlar hep oluyor. Bu ilk ne de son. Lütfen bunun üstüne yapılıyor ama göstermelik yapılıyor. Defalarca dernek başkanım sağ olsun Halil abinin videosunu seyrettik. Orada çok güzel ifşa etmiş ama ilgilenilmiyor bakımı. Sadece yılda bir gelip buraya çarşımıza girip bakıyorlar. Merhaba mı merhaba ondan sonra bir daha görmüyorlar. Olmaz. Bir günlü değil
Ayda bir gelin, 3 ayda bir gelin. Gelin bakın, ilgilenin, sorun. Var mı bir isteğiniz, var mı bir sorunuz? Lütfen yani. Sadece seçim zamanı yatırımlık geliyorsanız hiç gelmemeniz daha hayırlı. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Bizim yeni mahalle Seyran'da oturuyorum. Gelin oralar bir görün, o zaman deyin ki haklıymışsınız. Sular gölleniyor, arabalar insanların üstüne fışkırtıyor. Bu da olmuyor. Buradaki büyüklerimiz oralar bir gelsin görsün. Ondan sonra karar versinler. Peki dünkü yağmurdan sonra zarar gördü mü oralar? Tabii. Arabalar çok da şey yaptı. Milleti çok ıslattı. Çoluk çocuk hep dışarıdaydı. Kaçırırken tümden ıslandılar. Yağmur bir yandan, arabanın şeysi bir yandan. Yani biraz ilgilensinler.